TRT Diyanet'ten Profesör Saraçoğlu ile Hayat ve Sağlık programından hepinize hayırlı akşamlar. Bugün yine her zamanki gibi programımızda sizin sorularınıza cevap vereceğiz. Bugün daha fazla sorularınıza cevap vereceğiz. Çünkü bazen oluyor, birikiyor. O yüzden de sizler bizleri hafif de olsa gönül koyuyorsunuz. O yüzden bugün, bu akşam daha fazla sorunuzu hem telefonda hem de sosyal medyadan gelenleri cevaplayacağız. Hatta geçen haftadan cevaplayamadığımız soruları da biriktirdik, sınıflandırdık. Onları da sizlerle cevaplayarak paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında da MS hastalığıyla ilgili kürümüzü canlı olarak stüdyomuzda uygulamalı olarak sizlere göstereceğiz. Programımız başlıyor. Diğer içeriğe de bir göz atın. Ondan sonra beraber olacağız. MS hastalığı daha çok genç insanlarda santral sinir sistemi dediğimiz beyin ve omuriliği etkileyen uzun süreli bir hastalıktır. MS hastalığı neden olur? Doğal yollarla MS hastalığından nasıl kurtulabiliriz? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu mucizevi MS hastalığı kürünü anlatıyor. Hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyor? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu faydalı bilgiler köşesinde hangi önemli konulara değiniyor? Hepsi ve daha fazlası az sonra Profesör Doktor Saraçoğlu'yla Hayat ve Sağlık programında. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı bir hafta sonu diliyoruz. TRT Diyanet ekranlarında Profesör Saraçoğlu ile Hayat ve Sağlık programını izliyorsunuz. Değerli hocam da stüdyoda yerini aldı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Nasılsınız hocam? Ben tüm değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. Amin hocam, inşallah. Şimdi hocam müsaadenizle İsra Suresinin 17. sure 23. ayetini değerli seyircilerimize bir hatırlatalım. Çünkü yarın önemli bir gün, yani değerli, en değerli varlığımız belki de annelerimizi hatırlayacağımız gün. Yüce Allah Kur'an'da, bakın hocam, anne babalarımız için değerli seyircilerimize hatırlatalım, nasıl emretmiş. İsra Suresinin 23. ayeti. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Evet. Hocam yani... elbette ki annelerimiz, babalarımız bizim için çok değerli ama özellikle Yüce Kur'an'da, çünkü ayetler, sureler, ayetler hocam bunlar Allah'ın emri. Doğru mu hocam? Yani bunlar gayet açık olarak yapılmış. Açık ayetler, yani gayet muhkem, açık seçik olarak belirtilmiş. Üzücü olan şu, yani kadına uygulanan bir şiddet var. Yani kadın demek anne demektir. Dolayısıyla milli mücadele tarihimiz olsun, daha önceki Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar, günümüze kadar, yani Birinci Dünya Savaşı'nda kadının yeri, bırakın bütün bunları, kadınların nasıl bir mücadelede pay aldıklarını, rol aldıklarını görüyorsunuz. Ve kadına olan şiddeti şiddetle kınıyorum. Yani bizim dinimiz öyle bir din ki, ve din Allah'ındır yani. İnsan elinden çıkma değil, doğrudan Allah'tandır. Ve onun emrine karşı gelmek, haşa kimin haddine. Bu anlamda Anneler Günü, halbuki her gün analar günüdür. Dolayısıyla ben tüm anneleri bu anlamda kutluyorum. İnsanların kadına şiddete karşı yani iyi eğitilmeleri lazım. Bunun iyi anlatılması lazım. Bu anlamda ben tekrar tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bizler de hocam çok iyi bir noktaya gerçekten bağladınız. Evet, biz de değerli annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Ebediyete intikal etmiş olanlar vardır. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm annelerimize saygımızı, sevgimizi TRT Diyanet ekranlarından göndermiş olmak istedik. Yani çok da fazla söylenecek bir şey yok. Yüce Allah İsra Suresinin 23. ayetinde öf bile demeyiniz diyor. Yani ne derse desin, ne yaparsa yapsın, öf bile demeyiniz dedikten sonra bize de düşen onun emirlerine uymaktır. Bugüne kadar belki yanlışımız, hatamız, ihmalimiz, değil mi hocam, olmuş olabilir ama... Yani şey de var Hüseyin, yani şunu da kabul etmek lazım. Yani Yüce Kitabı gerçekten insan okuduğu zaman o zaman anlayacaktır. Demek ki Yüce Kitabı az okuyoruz veya Allah'ı az zikreder olduk. Bu anlamda okudukları zaman görecekler. Yani Anadolu'da meşhur söylene gelen laf, cennet anaların ayağı altındadır deniyor. Dolayısıyla yani burada çok fazla bir şey yok söylenecek. Anaya hürmet, babaya hürmet, saygı, bunlar esas olan şeylerdir. Ama maalesef bu kadına olan şiddeti ben bir türlü anlamış değilim. Bu cehaletten de kaynaklanıyor olabilir. Fakat eğitim eksikliğidir. Bunu söyleyelim. Yani Kur'an'ın iyi anlaşılması, iyi anlatılması lazım. Hatırlatılması lazım bunu. İnsanlar unutuyorlar. Evet hocam, yani unutmak da çok enteresan. Yani Kur'an'ı unuttuğun zaman çok tehlikeli yani, değil mi hocam? Tabii ya, bakın şimdi şöyle oldu. Nasıl unutabilirsin yani? Yani Kur'an'ı unutma anlamında söylemedim ben onu. Anne ve babaya olan saygıyı şey yapıyorlar. Unutuyorlar mı? Ne oluyorsa yani bir türlü anlamak mümkün değil. Ancak bilinmesi gereken şey şu. Yani günde 5 defa değil mi ezan okunuyor. Sizi davet ediyor. Demek ki insan o 5 vakit namaz arasında da hata yapmaya yatkın. Yani bu onun unuttuğundan değil ama bir an işte gaflete düşüyor. Bu anlamda söyledim. İnşallah her şey çok güzel olacak. Ben buna inanıyorum. İnşallah hocam, inşallah. Kur'an'ı unutmaktan da şöyle, ben şu anlamda söylemiştim. Eğer hayatta yaptığımız herhangi bir şeye ya da herhangi bir yere baktığımızda Kur'an'ı unutmadan bakarsak zaten hiçbir sorun kalmayacak. Herhangi bir sorun kalmayacak. Yani insan işte mesela annene, babana ne kadar ne olursa olsun, kötü olursa olsun işte öf bile deme diyor. Yani burada hocam ayet çok açık. Önünde, arkasında, sağında, solunda sana şöyle yaparsa ve böyle yap, böyle bir şey yok. Öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle dedikten sonra işte sen böyle yapacaksın. Bitti. Çünkü yarın bir gün böyle yapmadığında, öf dediğinde sana bunun hesabı sorulacak. Evet, tefekkür dediğimiz işte düşünmek. Yani insanlar az düşünüyorlar. Çünkü günümüzde işte... O kadar stresli bir yaşamın içerisine itti ki insan kendini, kendi kendisine yapıyor bunu yani. Dolayısıyla biraz tefekkür etse, yani Allah'ın yarattığı herhangi bir canlıya baktığında, bunu anlayacaktır. Bir tefekküre bakıyor bu iş ama insanlar az düşünüyorlar. İşte buradaki tefekkür, yani zikir, zikretmek, anmak, hatırlamak, akla getirmek. Bu anlamda zaten bu açık ayet de var. Kur'an'ı az okuyanlar, beni az zikredenlere bu hayat sıkıcı gelir, onları yorar, sıkıntı verir diyor Allah. Dolayısıyla yani şu bir tek ipek böceğine baksalar, yani bakın ipek böceği deyip geçmeyin. Yani bir ipek böceği kendisini kozanın içerisine nasıl hapsediyor, değil mi? Sonra oradan, o kozadan işte o tırtıl içine, etrafına örüyor kozayı. Sonra kelebek oluşuyor, o kelebek deliyor kozayı ve dışarı çıkıyor. Yani bütün bunları düşündüğünüzde bir yaratılışta ki manayı çözmeye başlayacaklar. Mesela şimdi bak, laf lafa açıyor. Bu ipek böceğiyle ilgili ben şunu söyleyeyim size. Dünyada bazı ağaçlar vardır. Bunlar pek dikkati çekmiyor. Daha doğrusu dikkat çektirilmiyor henüz. Gizli tutuluyor. Veya üzerinde konuşulmuyor. Mesela kayısı dersiniz, elma dersiniz, erik dersiniz, üzüm dersiniz, şeftali dersiniz, kiraz dersiniz. Bütün bunlar insanın beslenmesinde, günlük yaşamında yeri olan nimetlerdir. Ancak öyle bitkiler var ki, mesela keçi boynuzu. Bakın, çok fazla bunun üzerinde durulmuyor. Ama gün gelecek onun ne kadar kıymetli olduğunu. Ki bir kavim yok olmuştur. Ben bir programımızda bunu anlatmıştım. Evet. Keçi boynuzu, yani Harnup'tan dolayı 500 milattan sonra 550 yılında Nazca kavimi yok olmuştur. Fakat keçi boynuzundan çok daha kıymetli, tüm dünyanın bildiği ama üzerinde şu an sessiz, nasıl söyleyeyim, yani bir petrol gibi kıymetli, bir doğal gaz gibi kıymetli bu ağaç. Bu da nedir? Dut ağacıdır. Dutun farkında değiller. Dut, yani bir gün konuşuruz, çünkü dut çok farklı bir ağaç. Yani ve zannediyorum bir 10 yıl sonra filan bu mulberry'dir zaten. Dut gündeme gelecektir ve Anadolu'da birçok belediye yolların üzerinde doğal olarak yetişen bu dut ağaçlarını, kaldırımları kirletiyor diye katlettiler. Yani dut ağacının mistik olarak, zaten Kur'an'da da birçok yerde geçer dut ağacı. Eğer Kur'an bir şeyi zikretmişse onu iyi düşünmeniz lazım. Yani dut, kuşlar yaşamlarını dut ağaçlarına bağlı, dut ağaçlarına bağlı onların sağlıklı yaşamları. Yani bazı böcek türlerinin soylarının tükenmemesi dut ağacına bağlıdır. İşte ipek elbiselerden bahseder Kur'an. Niye ipek diyor acaba? Bak, buraya girersek en aşağı bir yarım saat konuşmamız lazım. Gene şifa bekleyen söz verdik. Evet, şeylerde geç kalacağız. Dut kelimesi de geçer ve ipek kelimesi de çok zikri. İşte cennette mesela ipek kıyafetlerden bahsedilir. Dehir suresinde açık sarihtir, ipekten bahseder. Yani burada düşünürseniz, dut ağacını biraz düşünsünler, onun meyvesini biraz düşünsünler. Mesela dut bir kış meyvesi de olabilirdi, değil mi? Soruyu evet, böyle sorun. Neden bu Haziran-Temmuz ayında, yani bir yazın ortalarına doğru bu çıkıyor? Şimdi bunu düşünürken insanlar, bakın, bilim ve teknoloji ilmi değiştirmeye çalışıyor. İlim değişmez Hüseyin. Şimdi 2 aylık ömrü olan bir meyve dönemini düşünün. Dut mevsimi diyoruz. 2 aydır bu. Hadi bilemediniz, 3 aylık bir dönem. Şimdi siz üç aylık şeyi bir lastik gibi düşünün. Her ayı 1 santim, 3 santimlik bir lastik alın. Bunu ne yapıyorsunuz siz? 12 mevsim dut şimdi ürettiriyorsunuz. Yani o 3 santimi 12 santime getiriyorsunuz. sündürüyorsunuz onu. Zaman da böyle bir şeydir işte. Yani dolayısıyla orada siz artık fayda beklemeyin. Şimdi domates mesela, değil mi? 12 Domatesin 12 ayı var. Halbuki normalde domates en fazla 4 aydır onun şeyi. İnsanların hayatında 4 aydır. Ne bileyim işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Haziran bile ay değil hatta. Tamam. Değil mi hocam? Şimdi 4 santim. 1 santimini 1 ay olarak düşünün. Elinizde 4 santimlik bir lastik var ve bunu sündürüyorsunuz. 12 santim yapıyorsunuz. 12 ay boyunca. Yani şimdi dolayısıyla bu 4 aylık süreç 4 santimlik bir lastikse siz bunu 12 santim sündürdüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? O lastiği strese sokuyorsunuz. Bakın 12 ay bekliyorsunuz çünkü. Şimdiki gençlere sorun. Teknoloji işte bu nimetleri sunuyor ya, 12 her şey var. Halbuki orada bir stres var, bunun farkında değilsiniz. Çünkü her canlı yaratılışına göre hareket eder diyor ya Yüce Allah. Bu illa şeyler için değil, insanlara özgü değil, hayvanlara özgü değil, bitkiler için de bu böyle. Yani kendi bir yaratılış programı var, o onun kendi genetik yapısı içerisinde. Demek ki bu 4 ay bu hizmeti verecek. İnsan sağlığına o zaman önemli. Ama siz bunu 12 aya çıkartırsanız işte lastiği sündürür gibi sündürmüş oluyorsunuz ve strestir orada. O zaman siz ondan şifa beklemeyin. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama bilim ve teknoloji aklı sıra ilmin önüne geçecek. Hayır, siz hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Her şey aslına döner. Biraz uğraşırsınız. Bir 10 yıl, 50 yıl sonra dersiniz ki aa bu zararlıymış ya deyip tekrar aslına dönersiniz. Bugün işte doğal ürünler, yok organik tarımdır filan. Niye döndünüz geriye? Gittiğiniz yol yanlıştı. Da ondan bilimle her şeyi çözeceğini zannettiler. Bak örnek vereyim, kapatıyoruz. 1963 yılında Azithromycin diye bir ilaç geliştirildi. Retrovirdir bunun diğer şeyi. Efendim neticede ne oldu biliyor musunuz? Kansere karşı kullanılan bu bir kemoterapi ilacıdır 1963'te. Bunu hastalara verdiler, gördüler ki hasta erken ölüyor. Erken ölümlere sebep oldu ve 1963'te geliştirilmiş olan bu ilaç piyasadan çekildi. Uygulanmaz oldu. Ancak dediler ki bu ilaç için biz bunu tutalım şimdilik elimizde. Bu bir başka hastalık için faydalı olabilir. Amacıyla bunu arşivde tuttular. Ta ne zamana kadar biliyor musun? Ne zaman hortladı bu tekrar? AZT. Ne zaman hocam? 1986. 1986'da hangi hastalık ortaya çıktı? AIDS. AIDS'e karşı kullanmaya başladılar retroviri. Ve neticede şunu gördüler. Yani şimdi bir hasta diyelim ki bir kişi AIDS pozitif demek. Yani bu mikrobu almış, yani AIDS virüsünü almış ama aktif değil. Daha hastalık nasıl söyleyeyim? Evet, aktif değil. Neticede bu insanlara bu ilacı verdiler. AIDS pozitif olanlara. Ve neticede şunu söylediler, dediler ki anladılar bunu. Yani insanlar AIDS'ten ölmüyor, AIDS'in tedavisinden ölüyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, evet, değil mi? Mesela bir hastalık pozitiftir, hepatit B pozitif. Ama daha o aktif hale gelmemiştir. Yani hastalığın semptomları, şikayetleri ortaya çıkmamıştır. Karaciğer enzimleri yükselmemiştir. Viral yükü, HBV DNA'sı yükselmemiştir ama pozitiftir. Bu virüs var ama aktif değil. Mesela insanlarda CMV dediğimiz sitomegalivirüs var. Hiç ummadığınız anda mesela organ nakli yapılır. organ nakli yapılmazdan önce hastanın bağışıklık sistemi zayıflatılıyor. İmmün söpresif ilaçlar verilerek bir bakıyorsun CMV dedikleri bu sitomegalivirüs hemen aktif oluyor. Yani halbuki insanlarda var bu virüs. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir şey pozitif demek illa o hastalık aktif hale gelmiş anlamı çıkmaz. Ama bu konuda en doğru bilgiyi gene hekimlerinden alacaklardır değerli izleyicilerimiz. Gene ben burada başında söyleyeyim de şeyi, biz burada bir takım hastalıklar üzerine konuşabiliriz. Değerli izleyicilerimize bilgi veriyoruz koruyucu ve önleyici olarak. Evelallah bazı kürler var ki bilimin çözemediği ama ilmin çözdüğü. Mesela bunlardan bir tanesi polip. Bağırsak polipleri. Evet, onu soracaktım hocam. Çok gelmiş, çok geldi. Evet. Bu açılışta söyledim. Geçen haftadan birikenleri de sınıflandırdık diye. Bağırsak polibi çok var hocam soru. Mesela bu konuda da bilgi vereyim. Hadi buyurun çözün bakalım polipleri. Bağırsak poliplerini çözün. Şimdi bunlar adeomatöz dediğimiz adenom karakterlidir. Ama ne yapıyorlar bunu? Sıyırıyorlar şeyi. Yani polipler 1 santim olduğu zaman risklidir. İşte tıp buna karar veriyor. Ameliyat olsun, olmasın. Onları doktorlarıyla konuşsunlar. Ancak ben şunu söylüyorum. Poliplere karşı yapabileceğiniz bir şey yok bilimsel olarak. Ne yapabilirsiniz? Ameliyat dersiniz veya kolonu, kalın bağırsağı 10 santim, 5 santim, 20 santim, 30 santim keser alırsınız. Fakat poliplerin kansere dönüşme riski var. Evet. Mesela şey var, Amerika'da Mayo Klinik 266 tane kalın bağırsağında polip olan hastayı alıyorlar. Gözlem altında tutuyorlar. Bunlarda seyir nasıl diye. 5 yılda %2,5 kansere dönüşme şeyi taşıyor. 10 yılda %8'i, 20 yıl içerisinde de %24'ü kansere dönüşüyor. Evet, poliplerin takip edilmesi lazım. Bu anlamda değerli izleyicilerimize ben bilgi vermiş olayım. Hadi çözsünler polipleri. Nasıl çözeceksiniz? Operatif yaklaşabiliyorlar. Evet. Veya işte ne bileyim kötüye dönüşmüşse artık o modern tıbbın işidir. Kemoterapi verir. Ne bileyim ben bazı şeyler yapılıyor. Ama evelallah ilim buna çözüm getiriyor Hüseyin. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Bilimle her şeyi çözemezsiniz. Halbuki ilim kapılarını biraz aralayıp da bakmaya çalışsalar, biz sayısız örnekler ve misaller verdik diyor Allah. İnsan illa Kur'an-ı Kerim'i ben burada, çünkü Kur'an insanlara indirilmiş, insanı Allah'ın muhatap aldığı, yani Allah'ın insanı muhatap aldığı bir kitap. Bunu okuyacaksınız. Her Müslümanın vazifesi bu ve farz Kur'an'ı okumak. Ve siz işte Kur'an'ın ışığında, yani ilim ile tabiata baktığınız zaman, o zaman bakışlarınız değişiyor. Bakmakla kalmıyorsunuz, görmeye dönüşüyor. Semiyan dediğimiz, basiran, işte görmek oradaki basir ve burada size bu kapılar açılıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama insanlar saygısızca doğayı kendi bilimleriyle çözebileceklerini ve birçok şeyin üstesinden gelebileceklerine inanıyorlar. Hayır, gelemezsiniz. Eğer o bilimin içerisinde ilim yok ise, ilim dediğimiz şey nedir? Hilkat, Yaradan'ın, Allah'ın yaratırken koyduğu kurallar var. O kurallara saygı duyacaksınız. Yok ben bunu aşarım deyip bilminizle bunun üstüne giderseniz onun altında ezilirsiniz. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. İnsan çok heybetli oldu, çok azametli oldu, çok kibirli oldu, çok nankör oldu. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor, değil mi? Tabii. Yani dolayısıyla bilim, ben bilime saygısı olan bir insanım. Zaten Allah'ın muradı da bizi, insanın kendisini geliştirmesidir. Ama insan bilimiyle her şeyi çözeceğini zannediyor. Aksine hiçbir şey ortada koyduğu hiçbir şey de öyle değil. Yani göründüğü gibi değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam peki bağırsak polibini ilim nasıl çözdü? Yani hakikaten merak ettim şimdi söylediniz. Onu inşallah değerli izleyicilerimize hediye kızım önümüzdeki hafta bunun kürünü burada değerli izleyicilerimize ben armağan edeyim. Evelallah yani bugün kime öneriyorsak %90, %95 hatta polipleri yok olur. Maşallah. Ben buradayım. Evelallah. Yani çünkü bu ilim dediğimiz şey bu işte. Evet. Yani siz bunun biz hiçbir dert yoktur ki biz bunun çaresini vermemiş olalım diyor. Gitmiş işte AZT ile uğraşıyor yani. Yani uğraş bakalım ne yapacaksın? Sonunda hiçbir şey olmadı yani. Piyasadan geri çekildi. Binlerce insan onun yüzünden erken öldüler ve ölmekteler. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Yani bilimle ilim paralel yürümek zorunda. Çünkü ilimde sınır yok. Açık ayet var. Eğer benim ilmimi yazmak isterseniz bu denizler mürekkep olsa bunun 7 katını da size versem benim ilmimi yazmakla bitiremezsiniz diyor Allah. Ormanda ey insan sen bu kadar yüce bir ilmin karşısında senin bilimin ne olacak ki? Yani nedir bu? Hani girdiler ya o yola bilimle her şeyi çözeriz diye. Çözemezsiniz, daha ziyade ikilemlerin içerisine girersiniz. Mesela şu klasik mekanik dediğimiz Newton mekaniği var. Bize onu öğrettiler. Sonra işte Max Planck çıktı. Kuantum teorisini kurdu. Biliyor musun Max Planck nasıl bir insandı? Kuantum teorisinin babasıdır o. Kendi kurduğu bu kuantum teorisini çürütmek için ömrünü geçirdi adam. Enteresan. Ya enteresan değil mi? Sonra işte arkasından Erwin Schrödinger geldi. Avusturyalı aslen. Fransız De Broglie geldi. Almanlardan da bir takım bilim adamları çıktı. Arnold Sommerfeldler, şunlar bunlar. Neticede ne oldu biliyor musunuz? Neticede dualizm diye bir şey çıkarttılar. İkilem. Dualizm, ikilem. Şimdi bakıyorsunuz ya dualizm, değerli izleyicilerimize söyleyeyim, lise bilgisi olanlar bilir. MC² eşittir Planck'ın enerji denklemi var. Yani Planck sabiti çarpı frekans. Bu ikisini birbirine eşitleyin. Eşitlediğinizde şunu göreceksiniz. Ya bu burada maddeden mi bahsediyor yoksa dalgadan mı bahsediyor? Elektromanyetik dalgadan mı? İşte yani maddenin 2 türlü yapısı var. Bir maddesel yapısı var. Bir de manyetik yapı yani elektromanyetik dalga yapısı var. Biz buna dualizm diyoruz. Hala bunu çözebilmiş değiliz. Yani bilim dediğiniz zaman sanki böyle mutlak doğru, kesin doğru. Hayır, kesin doğru olan ilimdir. Bilim bugünün doğrusunu size söyler. Öğrencilerimize lisede alıyoruz ortasaya bir artı işareti. İşte bu atomun çekirdeği, etrafında da elektron dönüyor. Hadi oradan canım. Bunlar hepsi birer modeldir. Yani insan aklını kullanır, 5 duyu organını kullanır. Der ki bu işte modelim benim bu. Ortada çekirdek işte 4 tane protonu var, 10 tane protonu var. Etrafında da 10 tane elektronu dönüyor. Bunun hesabı bu bir modeldir. Bunun yanına da matematik denklemlerini yazarsınız. Sonra laboratuvara gidersiniz. Bunun 3'ü örtüşüyorsa dersiniz ki ya elektron bunun gibi davranıyor. Gerçekte elektronların hareketleri bizim anlamadığımız tamamen farklı bir şekilde cereyan ediyor. Yani bilim modellerle çalışır. Onu siz mutlak doğru olarak görürseniz ve öğrencilere de bunu böyle anlatırsanız hata yapmış olursunuz. elektronun spin hareketinden bahsediyoruz. Ya bu bir modeldir, bu gerçekte böyle bir şey yok. Çok farklı bir şekilde davranıyor onlar. İşte neyse, yani mikrokozmoz, makrokozmoz diyorum. Benim söylemek istediğim şey şu: yaptığınız bilim mutlaka ilme uyacak. İlim onu tasdik edecek. Etmiyorsa bir yere varamazsınız. Döner döner dolaşırsınız. Sonunda tekrar başa dönersiniz. Çoktur böyle şeyler. Yüzlerce, binlerce örnek var bu konuda. Hocam... Yani bilmiyorum biraz anlatabildim mi? Yani işte böyle girerler, sonunda geriye tekrar başa döndük derler. Hocam çok önemli bir şey anlatıyorsunuz ama bunu artık burada virgül koyalım. Evet. Ben de bir cümleyle katkıda bulunmaya çalışayım. Yani Hazreti Peygamber Resulullah Efendimizin duası, yani imanım ve ilmimi arttır. O böyle söyledikten sonra, tabii, o ilmimi arttır dedikten sonra, dua ettikten sonra daha ne yani diyeyim? İlim eşittir bilim diye tercüme edemezsiniz. İlim Allah'ındır. Tıpkı dinin Allah'a ait olduğu gibi ilim de Allah'ındır. Bilim insan elinden çıkmadır. Mezhep insan elinden çıkmadır. Anlıyor musunuz? Evet. Bu işte, bunun ikisinin ortasında gideceksiniz. Sıratel müstakim. Yoksa yüce kitap ne bir fizik, ne bir kimya, ne bir tıp kitabı değil. O maksatla onun içine girerseniz bulamazsınız aradığınızı. Siz yaratılışın kanunlarını anlayın. Hilkatı anlayın. Ona saygı duyun. Bakın sizin bilim yolunuz nasıl açılacaktır. Evelallah orada da gider. İşte Tekasür suresi var ya, 102. sure. Ekseriyetin fikri doğruymuş. Hadi oradan. Yani işte Galile çıktı, Kepler çıktı, dünya dönüyor dediler. Eskiden dönmüyordu ya. Böyle yani. Hani atom parçalanamazdı, bize lisede öyle öğrettiler. Gene şimdi hoca temcit pilavı gibi getiriyor demesinler. Maddenin parçalanamayan en küçük parçasını atom diye bize fizik kitaplarında, kimya kitaplarında yazıp öğrettiler. Sınavda da sordular. Hadi bilim böyle dedi. Şimdi bilim atomu da parçaladı. Değil mi? Çekirdeği, evet, de parçaladı. Evet. Ha, bilim bugünün doğrusudur. Bununla işte eylem. Yani diyor ya Yüce Allah, ey insanlar, yani bu dünya hayatı sizin için bir eğlenceden, bir oyundan, bir süslenmeden, mal ve evlat çokluğuyla övünmekten başka bir şey değildir. Yağan yağmurun ardından topraktan çıkan yeşil bitkiye sevinen çiftçinin haline benzer haliniz. Bir bakarsın sararmıştır, bir bakarsınız çerçöp olup gitmiştir. İşte dünya hayatı bir eğlence ama bu eğlencenin içerisinde bilimine çok fazla güvenme, ilmine güven. İlme güveneceksiniz. Evet. O zaman hocam burada noktayı koyalım. Evelallah. Asuman Hanım bizi epeydir telefonda bekliyor ama buyursun ondan öncesinde efendim. Ben bu hafta içinde hocam Malatya'daydım. TRT Diyaneti çok seyrediliyor Malatya'da. Onu söyleyeyim, evet, hocam. Malatya'ya da selam olsun. Selam olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı bugün. Evet, bugün Malatya'dalardı. Malatya'da TRT Diyanet, Sedat Bey de bizi izliyorsa duymuş olsun, çok seyrediliyor. Nereden biliyoruz? Siz zaten hocam şeysiniz de, ben bile hani orada yürürken birkaç kişi sizi seyrediyoruz. Size çok selamları var. Ve aleyna aleyküm selam. Öyle böyle değil hocam. Yani ben de bu selamı iletmiş olayım. Malatya'ya, tüm illerimize, ötekilere gidemedik belki, inşallah fırsat olur gideriz, gidersek oralarda da TRT Diyanet'in ve programımızın, evet, çok sevildiğini düşünüyoruz diyoruz. Asuman Hanım İstanbul'dan arıyor, siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun Asuman Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyna aleyküm selam Asuman Hanım. Buyurun efendim. Ben Telefon. Evet, kesildiği için çok özür dilerim Asuman Hanım, özür dilerim. Baş tarafını hiç duyamadık. Alo. Tamam, şimdi net geliyor. Evet, buyurun. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyna aleyküm selam. Buyurun efendim. Ben de yarın anneler günü, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ben de annem için arıyorum. Annemde intersistiyel akciğer hastalığı var. Tıpta, evet, hiçbir çaresi yok dediler. Öksürük, nefes darlığı ve öksürükle birlikte o köpük geliyor. O köpükler ip şeklinde. Onları boşaltana kadar öksürüyor. Ondan sonra rahatlıyor. Ben de sizi takip ederek ona keçi boynuzu, pekmezi, propolis, tere, samanyolafı tedavisi, bunları yaptım. Ama şu an hiçbir iyileşme yok. Daha çok ilerleme var hastalığında. 2 sene. Kaç yaşında anneniz? 5 yaşında. Ve şimdi ev zamanı kesiliyor yine. Bir Asuman Hanım. Anneniz kaç yaşında da kaldık? 70 yaşında. Tamam. 70 yaşında. Evet. Evde oksijene bağlı yaşıyor. Yani çoğu zamanla oksijene. Peki anladık. Telefonda bir sıkıntı oluyor ama hocam buraya kadar herhalde anlaşıldı. Evet. Şimdi hastalıkların tabii ki aşamaları var. Bakın ben Asuman Hanım'a cevabını vereceğim. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz Hüseyin? Kişi bir hastalığa yakalanıyor. A hastalığı. İşte doktor, modern tıp tabii ki önce tıptır esas olan. Önce doktora gidecekler. İşte tedaviler uygulanıyor. Sonunda artık bilimin de yardım edemeyeceği bir duruma gelince ya acaba alternatif bir şey var mı? Şu bitkilere de bir danışalım mı? Yani işte bu konunun uzmanları da var. İşte onlara soralım. Şimdi hastalık son aşamaya gelmiş. Mesela kanserin 4. evresindesiniz. Son evresindesiniz. Kemoterapi uygulanmış, ışın tedavisi uygulanmış, hormon tedavileri uygulanmış, gerekli olmuş ameliyat yapılmış. 4 tane yöntem var kanser tedavisinde. Ve metastazları da had safhada. Ya burada bitkisel olarak ne yapabiliriz? Mübarek. En baştan gelseydin, yani bilime paralel olarak da gene doktorun bilgisi ışığında, bilgilendirilmesi ışığında bitkilerden de kullansaydınız hastalık bu düzeylere gelmeyebilirdi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Son aşamada olanlara işte bir şey acaba, yani bunu ben değerli izleyicilerimize açıklamış olayım. Yani burada doğru şeyi yapmak lazım. Şimdi bakın intersistiyel akciğer rahatsızlığında Asuman Hanım'dan da anladığımız şeye oksijen tüpüne bağlı olarak yaşıyor. Yani burada şüphesiz ki keçi boynuzu pekmezi, işte yulaf samanı, tere, yani şeyi çözmesi bakımından balgamı, o kadar viskoz, yapışkan ki o şey. Balgam, hani insan normal balgam çıkartır. Evet. Öksürürsünüz filan, balgam çıkartırsınız. En iyi balgam çıkartan şeyleri söyleyeyim size. Taze sıkılmış havuç suyu içerseniz akşamları balgam çıkartmaya başlarsınız. 2. günden 3. günden sonra başlar. Veya keçi boynuzu pekmezini tüketmeye başlarsanız balgam sökmeye başlarsınız. Taze tere, bildiğimiz tere tüketmeye başladığınız zaman 2. gün daha ne yapıyorsunuz? Balgam sökmeye başlıyorsunuz. Mesela sistik fibrozis, onu söyleyeyim. Aralarında büyük de bir benzerlik var. Ben öyle sistik fibrozis hastaları biliyorum ki, yani 6 ay sonrasında bu işin ne kadar kötüye gidebileceğini söylüyor bilim. Ama bu gerek keçi boynuzu, gerek yulaf samanı ve tereyi kullandığında, hatta yardımcı olarak burada başka bitkiler de var kullanılması gereken. Ama dediğim gibi hepsini burada detaylı şey yapamıyoruz. Ne kadar rahat bir yaşamları ve bu doktorlar da şaşırıyor, ya ne oluyor diyorlar. Yani ve mesela sistik fibrozizin de ilacı yok. Yani belli bir ilacı yok. Tedavi edilebilir, yani bilimin tedavi edebileceği bir hastalık değil. Yani bu gerek intersistiyel, gerekse de sistik fibrozis dediğimiz idiopatik rahatsızlıklar, bir de tabii bu şeyin genetik yapıyla da genetik transferi de mümkün. Bunu söylemeye çalışıyorum. Asuman Hanım'a benim söyleyeceğim, yani keçi boynuzu pekmezi, taze tere ve yulaf samanı. Yani bunu 70 yaşındaymış. Allah'tan acil şifalar diliyorum annelerine. Amin. Allah'tan acil şifalar diliyoruz gerçekten. İnşallah yani bu yarın da anneler günü. Yani sağlığına başlangıçta kavuşur, şikayetin başlangıcında yani şimdi eğer doktor yani tıp diyorsa ki ya bunun kesin bir tedavisi yok. Ha o zaman doktorla beraber burada bitkisel destekleyici paralel ne verilebilir? Gene doktorun bilgisinde ama. Bununla paralel başlandığı takdirde çok ama çok başarılı sonuçlar alınıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Peki hocam. O zaman bir tane de sosyal medyadan gelen soruyu size ileteyim. Latife Hanım soruyor. Kızım 27 yaşında üretra darlığı teşhisi kondu. 2 defa ameliyat oldu ama rahatlamadı. Hocamın önerileri neler? Evet. Demiş. Bulunmaz bir nimet üretra darlığında. Brokoli. Yani 150-200 gram brokoliyi en fazla 2 bardak suda 5 dakika, bilemediniz 6 dakika en fazla. Kesinlikle 7 dakikayı geçmemesi lazım. Bunu kaynatacaklar ve suyunu içecek. Her gün bunu düzenli yapacak. Haşlanmış brokolileri de işte salatasında tüketecek. Evet. Üretra darlığında çok. Çünkü vazodilatif özelliği var brokolinin. Müthiş vazodilatiftir. Vazodilatif hocam anlamayabilir. Kanal yani vazoyu bilirsiniz evet. Yani. Kanal, o kanalı genişletici anlamda. Tamam hocam. Vazokonstriktif var, o da daraltıcıdır. Öyle söyleyelim. Ama brokoli gerçekten çok başarılı bir vazodilatasyon özelliğine sahiptir. Hocam. Ve özellikle de idrar yollarında. Her yerde değil ama. Mesela şimdi vazodilatif diyorsunuz. Değil mi? İşte burada da önemli. Mesela ne var? Burada söyleyebileceğimiz ACE, anjiyo, tensin converting enzim var. Yani bu enzimi inhibe edici ilaçlar kullanıyorsunuz. Ne yapıyor bu? Çünkü bu enzim damarları daraltıyor. Konstriktif etkisi var. Bu sefer tansiyon yükseliyor. Ama siz bu enzimi inhibe ederseniz ne oluyor bu sefer? Damar daralmıyor, aksine genişletiyor. Dolayısıyla da tansiyonunuz düşüyor. Brokoli bu anlamda ama tansiyon düşürücü değildir. Özellikle vazodilatif özelliği yani idrar yollarını genişletici, onun için iyi huylu prostat büyümesi şikayeti olan hastalar brokoliye dua ederler. İşte tabii ki Allah'a dua ediyorlar da doğru şeyi kullanayım burada. Yanlış anlaşılmasın. Yani idrar yollarını genişletir. Prostat büyümesinde onu küçültücü gerek hipertrofide gerekse de hiperatrofide oldukça etkilidir. Bunu söyleyeyim. Peki hocam şimdi kaç zamandır aklımda size soracağım. Şimdi denk geldi. Bu brokolilere güvenelim mi? Şu anda çarşıda, pazarda, her yerde olan brokolilere. Çünkü her şeyin burada anlatıyorsunuz siz yıllardır bozuldu diye. Bu brokolilere güvenelim mi? Şimdi özellikle brokoliyi mevsiminde alırsınız ve derin dondurucuya atın. 200 gramlık paketler halinde. Evelallah 1 yıl hiçbir şey olmaz. 6 ay sonra içeriğindeki C vitamini %50 azalır. 1 yılın sonunda içeriğindeki C vitaminini %80 oranında kaybediyor. Bakın buradaki özellik yani şifa gücü C vitamininden kaynaklanmıyor. Brokolinin yapısındaki izotiyosiyanat grupları var. Glikozinolat var, mirosinaz var. Onlar gayet şey olarak bir yıl rahatlıkla derin dondurucuda bekler ve özelliğini kaybetmez. Ha, vitamin özelliğini kaybeder. Bu düşer. Ama burada tedavi edici, vazodilatif özelliği içeriğindeki vitaminlerden veya minerallerden kaynaklanmıyor. Nereden kaynaklanıyor? Sekonder metabolitlerden. Onlara da hiçbir şey olmaz. Evelallah. Peki hocam. Yani anlatabildik burayı, evet, değil mi? Efendim içindeki minerallere zaten bir şey olmaz. İnorganik bir maddeyi siz yok edemezsiniz. Yani o bozuma uğramaz. Ama vitaminler organik yapılı olduğu için bir yıl içerisinde bunu düşürür. İçinde E vitamini de var. O da azalıyor. C vitamini bir yılda %80 hatta %90'lı kaybedebilir. Mübarek, üzülmeyin. Yani C vitamini eksiliyormuş ama şifa verici gücü, onun şifa gücü içindeki kuversetindir. İşte indol grupları, diindol metan, indol 3 karbinol, bunlar yok olmuyor, bunlar azalmıyor brokolide. Derin don 6 ay sonra da aynı, 12 ay sonra da aynı. Şu haşladığında kötü kokuyor diye brokoli sevmeyenlere evet, ne diyelim hocam, bu ya o şeyden kaynaklanıyor. Bak lahana da çok haşlar, kötü kokar, değil mi? Evet. Karnabahar da öyle. Evet. Brokoli de haşladığınızda, neden bu? Sebebi çünkü içerisinde kükürt var. Kükürtten. Evet. Ama bu arada şeyi de hatırlatalım hocam. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde brokoli ile ilgili enstitü kurdular. Bir de onlar brokoliyi süperfood olarak, evet, nitelendiriyorlar. Yani süper yiyecek, gıda olarak. Bak bunu hatırlattığın iyi oldu. Brokoli şimdi işte Aziz Sancar, Nobel ödüllü evet, hocamız, değerli hocamız. Şimdi aynı üniversitede işte, evet, orada bölümler farklı tabii. Brokoli profesörü, her sebzenin başına bir profesör koydular. Evet. Onu göstermiştik hatta, hatırlarsanız. Şunu söylüyorum bak, bu dut var ya, dut. Aynen brokoli gibi yıllar sonra, fazla değil 10 yıl sonra, çünkü bunlar gizli nimetler. Kurarlar enstitüyü hocam. Gizli nimetler. Yani hem ticari gücü hem beslenme gücü namütenayi yüksek bir şeydir, meyvedir. Enteresan. Dut ya, dut ağacı. Ama işte yani ne derler, doğal dut ağacını bulmak lazım değil mi hocam? Yani bir yerde tabii üretilen. Şimdi efendim eskiden, ne tadı var ne şeyi var. Tabii şimdi hep yakışıklı dutlar var, böyle siyah, iri. Aynı boyda hepsi. Yani işte. Biz söylüyoruz, kızıyorlar sonra, mail atıyorlar. Sonra bilim. İşte bilimle bunları siz değiştiriyorsunuz. Sonra ya diyorsunuz biz yanlış yaptık. Hayda, başa dönüyorsunuz. Yani fakat o aradan yıllar geçiyor da aslını bulabiliyor musunuz ondan sonra? Yok. Bak çileklerin anaçları yok artık. Değil mi? Yok. Hepsi hibrit yani. İthal. Yani, aferin Hüseyin, bunu hocam söylüyorum. Yakışıklı dutlar. Mesela bu bildiğimiz bizim beyaz dutumuz var. Kemaliye. Of. Yani o Kemaliye dutları. Yani ne kadar, ya Anadolu bu anlamda muhteşem. Bal gibi derler ya hocam. Ben çocukluğumda yedim gerçek dutları. Nasip oldu. O Fatih'te oturuyorduk hocam. Biz her tarafta ağaç vardı. Şimdi orada Emniyet Müdürlüğü'nün binası var. Yani bir tanesini yerdik değil mi hocam? Elimiz kolumuz. Şimdi satılıyor. Hadi bir ye bakalım. Tadı yok. Yok. Balı şimdi, yok. Mesela yok. Ok Meydanı biliyorsunuz. Evet. Ok Meydanı tamamen dut bahçeleriyle doluydu. Doğal dut. Ama işte neyse. Fakat Anadolu'nun sayısız nimetlerinden bir tanesi de duttur. İşte bak. Kurduracaksınız hocam Kuzey Carolina Üniversitesi'ne yine dut mübarek. Enstitüsü. Bak cerepem düşmüyor diyenler. Cerepesi yüksek. Kanda iltihabı yüksek. Antibiyotiği kullanmış, düşmüyor. Beyaz dut kurusu. Kaynatıp suyunu içecek. Bak nasıl düşüyor. Hocam şimdi burada o zaman bir dakika, yani yine çok şey oldu. Telefonlar bekliyor. Burada sorular birikti ama sormadan geçemeyeceğim. Kuzey Carolina Üniversitesi 5 tane şeyi kurmuş. Biliyorsunuz siz, dersecilerimiz de biliyor. Brokoli vesaire. Blueberry var. şu var izleniyor. Bu var yani. Çünkü neden biliyor musun? Belki şöyle söylemek lazım. Yani biz, Allah bize bunları öyle bol vermiş ki o bolluğun içerisinde bunların farkında değiliz. Evet. İnsan sağlığını kaybettiği zaman anlar. Hastalandığı zaman sağlık nasıl bir kıymetli şeymiş diye düşünmeye başlar. Şimdi bu kadar bereketli ve bol toprakların üzerinde bu nimetler var. Ama işte envai çeşit sebzeleri, meyveleri görüyorsunuz. Tabii ki bunlar dayanıklı olma adına bunlar değiştiriliyor. Siz geleneksel tohumla yetiştirdiğiniz bir domatesi, atıyorum nerede yetiştirdiniz? Tarsus'ta yetiştirdiniz değil mi domates? Onu İstanbul'a gönderdiğiniz zaman o cılk olur. Tabii. Ama onun hibrit yaptığınız zaman onu ne yapıyorsunuz? Kabuğu kalın ve bir hafta 10 gün, 15 gün dayanıyor o domates. Ama mübarek içi, kimyası değişiyor ama. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Onun için Anadolu'yu terk etmeyin. La terkudu, terk etmeyin. Kaçıp gitmeyin. Size nimet verdiğimiz yurtlarınıza dönün. O verdiğimiz nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Gidin ya, Anadolu bir cennet, Anadolu bir cennet, çoğaltın. Ne dut ağaçları var, neler var. Vallahi hocam bütün üniversitelerimize çağrı yapıyoruz. İsterlerse internette de bulurlar. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin kurduğu enstitüleri, karnabahar, lahana, işte neydi hocam? Blueberry. Bizim söyleyemedim bir an. Parga dedikleri Karadenizlilerin işte. Yani böğürtlenler üzerine çalışıyor, lahana üzerine çalışıyor, brokoli üzerine çalışıyor. Biz de diyoruz ki inşallah bizde de kurulsun. Bir üniversite belki de sadece bunları araştırsın. Mesela... Ya hep İbrahim Saraçoğlu mu araştıracak? Yani lahana deyip geçme. Mesela Elbistan'da 47 kilo, 48 kilo tek bir lahana. Yani, hocam resmini göstermiştik biz başka bir kanaldayken. Onu görseler var ya... Amerikalılar filan ya bu nasıl bir şey, buna hormon mu bastılar, ne yaptılar da? Hayır, doğası öyle. Çünkü Elbistan bölgesinin toprağında kükürt var. Zaten brokoli, lahana ve karnabahar kükürt içerikli sebze olduğu için bir de toprağın kimyasında olan kükürtle bu bir araya geldiği zaman aman Allah'ım nasıl bir uyum, nasıl bir bereket. Yani bir lahana alacaksınız, 5 aile o lahanayla geçinir. Yani işte dolmasını da yapar, turşusunu da yapar. Hepsini. 48 kilo. O normal kilosu 40 kilo. Tek bir lahananın. Burada göstermedik galiba, hatırlamıyorum evet, ben. O eski resimlerde var. Vardı. Bir gün değerli izleyicilerimize gösteririz tekrar. Peki hocam. Evet. Rıdvan Bey İstanbul'dan aramıştı. Rıdvan Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun sorunuzu alalım. Hocam benim sorum aslında yıllardır yaşadığım bir sıkıntı. Tam anlamıyla tedavi de bulamadım. Evet. Bir araştırma hastanesinde ECRP denilen bir yöntem var, bilirsiniz. Bu safra kanallarının tıkanıklıktan sonra açılıyor. Ama onun akabinde yapılabilecek bir herhangi bir müdahale olmuyor. Ve bunu ben sürekli aynı şekilde yaşıyorum. 27 yaşındayım şu anda. 17 yaşında safra kesem alındı. Safra kesemde küçük bir taş vardı dediler. Ondan dolayıdır. Hani benim karın ağrısıyla çünkü gidiyordum ben hastaneye. Hı hı. Safra kesem alındı. Sonraki süreçte aynı şekilde devam etti ve hala yeme içmelerimi yani düzenli bir şekilde alamıyorum. Şey oluyor, bu karaciğer safra kanalları tarafında, yani karaciğer tarafında bir baskı hissediyorum. Bir ağrı. Evet. Sanki bıçak saplanır şeklinde. Evet. Doktorumuz şey söyledi, yani bu şekilde yaşamaya alışacaksın, senin karaciğerinde hiçbir şekilde bir problem yok. Hani MR'ında, ultrasyonunda hiçbir şey gözükmedi. Peki bir şey soracağım Rıdvan Bey. Siz tabii ki doktor kontrol ve önerilerini asla ihmal etmeyeceksiniz. Evet. Bilirubin değerleriniz ne civarda? Hocam bu tıkanıklık olduğu zaman bütün tahliller fırlıyor ama... Ve idrarınız çay rengine mi dönüyor? Evet, evet. Aynen öyle hocam. Aha. Şimdi bakın. Aklınızda kalsın diye, değerli izleyicilerimizin de aklında kalsın diye şöyle yapalım. Piri Reis'i duydunuz değil mi? Evet hocam, duydum. Piri Reis nerelidir? Karamanlıdır. Karaman neyiyle ünlüdür? Kimyonuyla. Karavay zaten oradan türetilmiştir. Evet, kimyon tohumu kullanacaksınız. Yani safra kanallarının açılmasında, evet, ve hatta orada safra kanallarına özgü vazodilatif, yani safra kanallarını genişleten nedir? Kimyon tohumudur. Peki idrar yollarındaki genişlemeyi yapabilen vazodilatif özellik, dilatasyon genişletme demektir, nedir? Brokolidir. Yani işte her organa göre Allah bir nimet veriyor. Kimyon tohumu da safra kanalları. Zaten demiş doktor, safra karaciğerinizde bir şey yok. Yani sağlıklı safra asiti üretiyor. Yalnız tabii çok kızartmalardan uzak duracaksınız. Ağır yağlı yemekler yememeniz lazım. Sindirimde zorlanırsınız. Evet. Kimyon tohumu, bir tatlı kaşığı kimyon tohumunu bir bardak suda böyle 7-8 dakika kaynatacaksınız ve bunun suyunu içeceksiniz. İnşallah hocam, inşallah şifa olur. Allah'ım size de inşallah sağlık, sıhhat versin, ilginizi, evet, arttırsın. Mesela bilirubin değerleriniz yükselmeye başladığı zaman bunu zaten kendiniz hissedersiniz. Rıdvan Bey. Evet hocam. Ne yapacaksınız? Kimyon tohumu. Kimyon tohumu. Evet. Hocam yani safra kanalları kanattıktan sonra CVP yapılıyor. Her şey düzeliyor. Ondan sonra bir karın ağrısıyla tekrar acile yetiştiriyorlar beni. Bütün karaciğer enzimleri fırlamış. Hani 200'lere 300'lere falan çıkıyor. Evet. Ondan sonra ALT, AZT, GGT yükseliyor. Evet, peki, aynen öyle hocam. Peki sizde karaciğer yağlanması da gelişiyor mu? Normalde hocam bu karın ağrısıyla gitmediğim zamanlar normalde tahlil oldum. Yani hiçbir şekilde karaciğerle ilgili tahlillerde hiçbir sorun çıkmıyor. Her şey normal ama bu karın ağrısı başladığı zaman böyle sıkıştırıcı bir şekilde ağrıyor ve nefes alamıyorum. Evet. Acilde doktorlar bir müdahale yapmadan kendiliğinden geçiyor. Ondan sonra tekrar devam ediyor. Aradan bir 5-6 ay sonra bir daha karın ağrısı başlıyor. Evet. İşte benim size önerim, bakın beslenmenizde dikkat edeceğiniz şey, karaciğeri en çok yoran şey kızartmalardır. Kızartmalardan uzak duracaksınız. Ağır yağlı yemekler zaten safra ektomisi, yani safra keseniz alındığı için sindirimde biraz bağırsaklarda problem yaşarsınız. Eğer kızartma ve ağır yağlı yemekler yerseniz bunun farkındasınızdır zaten siz. Yapacağınız şey bu kimyon tohumunu kullanmak. Evelallah çok faydasını göreceksiniz. Bir de şey yapabilirsiniz. Şimdi tam mevsimi, soyuyorlar şeyi, enginarı. Enginar. Enginarın kendisi değil, onun çevresindeki çevre yaprakları var böyle. Yaklaşık işte 4-5 santim. Ha, burada da görüyorsunuz. Tamam. Bunlardan biraz biriktirin. Biriktirin derken yani şöyle 70-80 tane bunu alın, kurutun. Ne yapacaksınız? 5-6 tanesini bir bardak suda bir 10 dakika kadar kaynatırsınız. Hem safra kanallarınızın açılmasında hem de safra asiti dengesiz akabiliyor. Çünkü karaciğer safra asidini üretir. Hı hı. Bu nerede birikir? Safra kesesinde birikir. Sizin beslenmenize göre, yani tükettiğiniz beslenme şeklinize göre safra kesesi kasılır ve bağırsağa ne safra asitini döker. Şimdi kendisinde safra kesesi alındığı için karaciğerin ürettiği safra asitleri doğrudan kontrolsüz bir şekilde bağırsaklara döküldüğü için sindirim problemlerinin esas şeyi burada. En ufak şeylerde mesela şunu yaparsınız Rıdvan Bey, 6 ayda bir, 4 ayda bir bu karın ağrısı şikayetiniz başlıyormuş. Bunu siz hissederseniz o zaman yapacağınız şey günde haftada 3 defa bu kimyon tohumunu, bir de ne yapacaksınız? Bu enginar yaprağından. Kimyon tohumu nasıl kullansın hocam? Onu söylemedik. Tepeleme bir tatlı kaşığı kimyon tohumunu ne yapacaksınız? Bir bardak suda 7-8 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra bunun suyunu içeceksiniz. Bilirubinlerinizin düşürülmesinde, safra kanallarının açılmasında, safra kanallarındaki stenozu, daralmayı, kasılmayı ne yapar? Rahatlatır. Vazodilatif özelliği var. Özellikle safra kanallarına yönelik. Bunu söylemiş olalım. Bir de enginar yaprakları. Şimdi onun kurutulmuşu, onu kurutacak gölgede bezin üzerine koysun. Hatta İsviçre'ye gittiğinizde mesela İsviçre'de bu enginar yapraklarından yapılan alkollü içki var. Adı çinardır bunun ama alkolsüz olanı da var. Alkolsüz olanı da. Ziyafet, bir lokantada yemek yediğiniz zaman size çınar verirler. İster misiniz derler. Böyle hem alkollüsü var hem alkolsüz olanı var. Evet, çınar zaten enginardan kaynaklanır. Üstünde de hep şişelerin şey vardır. Enginarın resmi vardır. Evet. Peki, iyi akşamlar Rıdvan. Sindirimi kolaylaştırıcı anlamında. Bunu telefonda bekletmeyelim. Evet. Şimdi bir dakikalık bir ara vereceğiz değerli seyircilerimiz. Ondan sonra tekrar sorularınıza cevap vermeye devam edeceğiz. MS hastalığı, bağışıklık sistemindeki normal işleyişin bozulması ile ilgili bir hastalıktır. Özellikle sinir sisteminin farklı bölgelerini etkileyen ve genelde gençlerde görülen bu hastalığın belirtileri nelerdir? Doğal yollarla MS hastalığını nasıl yenebiliriz? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu anlatıyor. Az sonra. TRT Diyanet'te Profesör Saraçoğlu ile Hayat ve Sağlık programındasınız. Nerede kalmıştık? Sorularla cevapta kalmıştık. Telefona gitmeden önce hocam Ahmet Bey soruyor, fistül için ne önerirsiniz diyor. Evet, şimdi bak bu da günümüzde çok arttı. Yapılacak olan şey burada ısırgan. Evet. Isırgan kullanılacak. Hediye kızımızdan rica edelim, bunu anlatsın. Isırgan lapası yapılıyor. Isırgan bitkisini çok az suda lapa haline getirip anal fistül ya da fistül olan bölge üzerinde en az yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Uygulamayı bir ay boyunca düzenli olarak her gün yapacağız. Ta ki iltihaplı bölge kuruyuncaya kadar. Evet, şimdi bu ısırgan da efendim öyle bir nimet ki bu ısırgan. Yeter ki doğru yerde kullanın. Lapasını yapıyorsunuz, böyle bir avuç veya bir elin avucu. Lapa yapmayı herkes bilir. Çok az suda 5 dakika onu çeviriyorsunuz. Ve suyu azaldıkça baktınız ki kuruyor gibi oluyor. Su ilave edeceksiniz ki çok cıvık da olmayacak. Bu şekilde bu lapayı yapacaksınız ve tülbente koyacaksınız. Tam anal kısma gelecek şekilde bunu yerleştiriyorsunuz. Altınıza da bir naylon serin ki yani halıya veya yatağa geçmesin. Burada bir en fazla yarım saat bu bekleyecek. İltihabı kurutuyor. Çünkü anal bölgenin temiz kalması çok zor. Temizliği çok zor. İşte bu ısırgan hem oradaki iltihabı emiyor, hem orada antibakteriyel etkili, hem de antiviral etkili. Böyle bir şey işte. Isırgan. O kadar enteresan bir şey ki hocam, siz böyle söylediniz diye ben daha önce de anlattım. Gittik de böyle bir derenin kenarında bulduk. Silme, her yer şey, ısırgan. Topladık. Benim eller gitti çünkü eldiven, ben hiçbir şey hazırlıklı değildik. Çok enteresan hocam. Orada elinizi paramparça ediyor. Kuruduktan sonra hiçbir şey yok. Evet. Tabii ki yani şimdi burada bol bol histamin salgılattırır. Dalar ya o. Evet. Dolayısıyla işte gülü seven dikenine katlanır yani. Var evde bir torba hocam. Şöyle bir torba. Maşallah. Kuru ısırgan duruyor. İlhami Bey'e gidelim. Dadaşlar memleketi Erzurum'dan aramış bizi. Hayırlı akşamlar Erzurum'a. İlham Bey, size de tabii ki. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Hemen sorunuzu alalım. İyi akşamlar, hoş bulduk Sayın Hocam. İyi akşamlar diliyorum. Size de hayırlı akşamlar İlham Bey. Buyurun efendim. Sayın Hocam, ben de bir iki aydır dizlerden aşağı bir ağrı oluştu. Kaç yaşındasınız? Ben 72 yaşındayım. Evet. Evet. Dahiliye gittim. Dahiliye beni kalp damara gönderdi. Evet. Kalp damara gittim. Tomografi çektirdik. Doktor Bey dedi ki kasıklarda kapalı damarlar var. Onlardan ağrı oluyor dizlerinden aşağı. Ve beni ameliyat etmek istediler. Hastanede ben bir 10 gün yattım. Yalnız böbreklerimde üre oluşmuş. Üre oluyor diye. Doktor Bey dedi ki sizi ameliyat yaparım, yalnız ameliyattan sonra diyalize girersiniz. Aynen. Ben de bunu kabul etmedim hocam. Evet. Hastaneden çıktım. Şimdi bu kasıklarımdaki damarların açılışını ve böbreklerimdeki ürenin yok oluşunu ne tavsiye edersiniz hocam? Tamam. Siz Erzurum'dasınız. Orada bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Bakın. Evet hocam. Yapılacak olan şey şu. Siz gene doktor kontrol ve önerilerini ihmal etmeyin. Yapacağınız şey, lahanayı biliyorsunuz değil mi? Bu evet, iri lahanalar. Evet, evet, onun hocam, en dış yaprağından 2 tanesini yarım litre suda kaynatacaksınız. Yarım litreden biraz fazla da olabilir. 1 litreden az, yarım litreden fazla. Yani 750 mililitre. Ve 15 dakika yalnız. Bakın 15 dakika kaynatacaksınız. Ve ılıdıktan sonra bunu süzüp içeceksiniz. Yalnız içerisine bir 7-8 damla, içmeden önce kaynattınız 15 dakika, ılıdı. İçeceğiniz zaman içerisine 7-8 damla limon damlatacaksınız. Taze sıkılmış limon suyu. Ve bunu 15 gün uyguluyorsunuz. 15 gün süreyle. Evet, size önerim budur. Bir de üreniz yüksek. Bakın, ürenin yüksekliğine karşı ne kullanacaksınız? Evet, hediye kızımızdan duyalım. Hocam, burada 2 bitki öneriyoruz. Birincisi brokoli, ikincisi biberiye bitkisi. Brokoliyi az önce anlatmıştınız hocam. Yarım litre klorsuz suda yaklaşık 250 gram kadar kaynatıp, 5 dakika kadar kaynatıp, ılıkken sabah ve akşam içiyoruz. Bu 1 ay boyunca düzenli uygulanacak. 2. ayda biberiye bitkisi sabah ve akşam yemeklerden 2 saat sonra yaklaşık 1 su bardağı klorsuz suda 1 tatlı kaşığı biberiye ilave edip 9 dakika kaynatıp süzüp ılımaya bırakacağız. Ilıkken içeceğiz. Bunu da 1 ay düzenli uygulayacağız. Evet. İlhami Bey, ilk uygulayacağınız dediğim gibi lahana körüdür. Bunu 15 gün uyguluyorsunuz. Fazla değil. 15 gün yeterli olacaktır. Arkasından brokoli kürünüz var. Arkasından da ne uyguluyorsunuz? Biberiye. Biberiye çayını günde 2 defa içeceksiniz. Evelallah o üre yüksekliğinde etkilidir. Peki, iyi akşamlar diliyoruz. Doktor kontrollerini ihmal etmiyorsunuz İlhan Bey. Sadece İlhan Bey için değil, hepsi, bu. Herkes için geçerli. Erzurum'a da selamlarımızı iletiyoruz. Komşum vardı Erzurumlu hocam. Yani kadayıfta olmasını da bahsetmeden geçemeyeceğim. Erzurum'un çok önemli bir tatlısı. Geçti içimden hocam. Gecenin bu saatinde kan şekeri mi düşüyor? Ne oluyor bilmiyorum. Aklıma geldi. Hocam şimdi iki tane daha hemen sosyal medyadan, Twitter'dan soruyu size yönelteyim. Sonra MS için kürümüzün zamanı geldi. Bu soru hem 18 aylık kızı için hem de yetişkin bir izleyicimiz için de. Yalnız tekrar hatırlatayım size değerli seyircilerimiz, lütfen bu Twitter'dan sorularınızı gönderirken yaşınızı ve cinsiyetinizi de belirtirseniz, çünkü hocam soruyor yaş veya cinsiyet diye anlamak bazen mümkün olmuyor. Ömer Bey soruyor, 18 aylık kızımın vücudunun birçok yerinde ve bez bölgesinde egzama var. Ne önerirsiniz demiş hocam. Bu aynı zamanda bir yetişkinin de sorusu. Şimdi 18 aylık için bir şey diyemem. Bunu pediatri ile görüşecekler. Egzama hangi bölgesinde yetişkin olanda? Hocam onu yazmamıştı, sadece egzama. Vücudumun her yerinde diye şimdi hatırlıyorum. Evet, vücudumun her yerinde egzama var. Bulabilirsem, çünkü çok düşüyor yeniler ve bulursam söyleyeyim hocam size. Evet. Hediye kızımızdan egzama için önerdiğimiz kürü rica edelim, anlatsın. Hocam burada da yine birkaç öneride bulunuyoruz. Birkaç bitki önerisinde bulunuyoruz. Öncelikle bir defa beslenmesine dikkat edecekler. Onu ben hemen söyleyeyim. Bakın, egzaması olanlar, sedefi olanlar beslenmelerinde dikkat etmeleri gerekecek. Sarımsak, portakal suyu, greyfurut suyu, turşu, karabiber, pul biber, bunlardan uzak duracaklar çünkü azdırır. Hem egzamayı azdırır hem de sedefi azdırır. Genel olarak deri hastalıklarını azdırır. Evet. Egzamada kullanacağımız şey. Hocam beyaz dut kurusu öneriyoruz. Yaklaşık olarak yarım litre klorlu suda bir avuç kadar beyaz dut kurusu. Yalnız o özür dilerim, hediye kestim. Alt yazıyı değiştirelim çünkü hocam 18 aylık bebeğimiz için önermedi bir şey. Evet. Yetişkin için öneriyoruz. Düzeltmiş olalım. Evet. Evet. Ama 18 aylık bebeğe de bu dut kurusunu verebilir. Değil mi hocam? 1,5 yaşında yani. Tabii. Verebilir ama gene de doktoru bilgilendirsin. Elbette. Evet Hediye. Yaklaşık yarım litre klorsuz suda bir avuç dolusu kadar beyaz dut kurusunu yaklaşık bir 5 dakika kaynatıp egzamalı bölgeler üzerinde temas ettirmemiz gerekiyor. İkinci alternatif de ısırgan ve karabaş bitkisi. Isırgan bitkisini bir ay boyunca düzenli olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra bir bardak suda 1 tatlı kaşığı kadar 5 dakika kaynatıp içmesi gerekiyor. Karabaş bitkisini de yine yaklaşık olarak yarım litre klorsuz suyun içerisinde yaklaşık olarak 10 başak kadar kaynatıp egzamalı bölgeler üzerinde pamuk yardımıyla yine ıslatacak. Aynı şekilde sürmesi gerekiyor. Yani bir defa değil, onu böyle 2 saatte bir ıslatması lazım. Kurudukça. Evet, egzamalı bölgeyi. Hocam, karabaş çayıyla. Evet. Sormak durumundayım. Banu Hanım'ın sorusunu bilmiyorum. Hani ilmim yetmiyor bazen diyorsunuz ya hocam. Ben sorayım çünkü yurt dışından acil diye çok şey yapmış, çok rica etmiş. Midede giardia ve buna bağlı kansızlık. Her ikisi için kür ve ne yememeliyim diye soruyor. Ben de size iletmiş olayım. Yani şimdi burada yapacağı şeyi söyleyeyim. Portakal nergizi. Portakal nergizi veya diğer adı aynı safadır. Değerli yönetmenimiz resmini de göstersin. Yani evet, bunu rahatlıkla yurt dışında bulabilir. Şimdi yapılacak olan şey, bunun çayını içecek. Yani 5-6 gram bunu kaynatıyor bir bardak suda ve ılıdıktan sonra süzüp içecekler. Yani günde 2 defa, bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Bunu yaklaşık 1 ay uyguladıktan sonra üzerine de 15 gün uygulanmak üzere. Önce bu kullanılacak ve yapacağı şey kekik çayı içmek. 1 tatlı kaşığı tepeleme kekiği 1 bardak suda 5-6 dakika kaynatacak ve günde 1 defa çayını içecek. Peki Banu Hanım, hocam cevabını vermiş oldu. Az önceki o egzamayla ilgili gerçi hediye anlattı, cevabını verdiniz hocam ama bacaklarında ve kollarındaymış egzama. Hı. Tamam. Onu da bulmuş oldum. Yani karabaş çayıyla böyle saat başı ıslatsın. Hocam ben bunun örneğini çalıştığım yerde ki bir hanımefendi de, sekreter hanımefendi de gördüm. Sizden duymuştu, uyguladı ve hiçbir şey kalmadı. Maşallah. Yüzündeydi. O yüzde egzama şeydir, evet. Ama yani helal olsun hocam, hiç yılmadı, onu hazırladı, getirdi. Dediğiniz gibi 2 saatte bir ya da kurudukça hakikaten uğraştı. Uğraştı ve sonucunu da aldı. Emeksiz kazanç yok. Yok. Yani. Yok. Efendim işte böyle televizyon kanallarında, özellikle uydu kanallarında benim görüntümü verip işte yok şu bitkinin kremi, yok şunun losyonu, yok bunun. Ben hayatımda televizyona çıkıp bir ürün satmadım. Herhangi bir ürünün televizyonda reklamını yapmadım. Evelallah bana bunu kimse de yaptıramaz. Bunun için değerli izleyicilerimiz, bu insanlara, bu yayınlara, uydu kanallarında lütfen itibar etmesinler. Bunu hasseten ben belirtmekte fayda görüyorum. Zaman zaman hala bunu veriyorlar yani. Görüyorum, ben görüyorum hala hocam. Bir bakıyorum, arada bir yokluyorum böyle. Konuşuyoruz orada. Yani Allah. Sizin hapınız var mı hocam? Böyle bir şeyiniz var mı? Yok. Bitti. Ne kapsülüm, ne onu tabletim. Kapsül. Yok böyle yok. Bir şey. Yani ne bileyim kremdir. Böyle yani yaraları iyileştirici kremdir filan. En güzel buradan ayırt edersiniz değerli seyircilerimiz. Hocamızın hiç öyle bir kapsülü, hapı yok. Yok yani evet. Böyle bir şey yok. Losyondur. Böyle bir şeyimiz yok. İşte hocamın önerdiği bitkiler, tıbbi bitkiler bir kısmı önümüzde. Tabii kendi internet sitemiz var. Yani girer orada bunlara bakar, bilgi orada da yayınlıyoruz. Bunlara itibar etmeyin diye. Ama işte insanlar programları sürekli izleyemiyorlar herhalde bizi. Yanlış olduğunu ben söylüyorum. Peki hocam son telefonumuzu da alalım Zehra Hanım'a. Buyurun. Zehra Hanım hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler hocam. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Buyurun Zehra. Hocam esselamu aleyküm. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Sağ olun Zehra Hanım. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Hocam benim 64 yaşında bir tane abim var. Yurt dışında. 19 yaşında üniversite öğrencisi bir tane kızı vardı. 2007'de yumurtalıklarında bir kist tespit edildi. Ameliyatla alındı. 2 hafta sonra tekrar elma büyüklüğünde tekrar büyümesi oldu. Tahlil yapıldı ve kötü huylu kanser çıktı. Oo. Evet, 2009'da da rahmetli oldu. Ölmeden 1 hafta önce doktorlar kurtulma şansının olmadığını abime söyleyince, abim de o gece kafasındaki sinir damarlarından bir tanesinin kesildiğini hissetti. O günden beri abim sürekli ağlıyor. Kalem tutamıyor, yazamıyor, ayakkabıların balçıklarını bağlayamıyor, ayakkabılarını giyemiyor, elbiselerini giyemiyor. Yolda yürüme gücünde çok büyük sıkıntı çekiyor. Düz yolda yürürken kafası, boynu sürekli aşağıya eğik olarak yürüyor. Evet. Kızı yeni vefat etmiş gibi sürekli ağlıyor, hiç kendini tutamıyor. Yani kızımla ilgili herhangi bir şey sorulduğunda kesinlikle cevap veremiyor ve sürekli ağlamaya başlıyor. Evet. Doktorlara gitti, Parkinson olduğunu söylediler. Evet. 3 saatte bir 5 çeşit ayrı ayrı ilaçlar kullanıyor. Hı hı. O ilaç kullandığında yarım saat sonra birazcık böyle düzeliyor. Ama ilaçların tesiri geçtikten sonra 3 saat sonra tekrar eski haline geliyor. Yani evet. Bunun için ne yapabiliriz? Yani çok sıkıntı çekiyor, sürekli ağlıyor, gece uyuyamıyor, 3 saat uykusu var geceleri. Bu konuda yardımcı olabilirsiniz, çok çok memnun oluruz. Tabii. Şimdi birincisini bakın, bu Parkinson'la ilgili olarak çok faydasını görecektir. Çünkü Parkinson dopamin seviyesinde bir düşüş olduğu zaman bu Parkinson'dur. Dopamin eğer yüksek seyrederse şizofreni hastalığıdır. Şimdi Zehra Hanım'ın abisinde işte Parkinson teşhisi konulmuş. Buna yapacağı şeyi söyleyeyim. Baklayı kaynatıp suyunu içecek. Yani 5-6 tane bakla, o kabuğunu ayırsın. Taneleri ve bunun bir de dış kabuğu var. Tanelerin bulunduğu, evet. 1,5 bardak suda böyle 7-8 dakika kadar kaynatıp suyunu içsin. Özellikle tremorun alınmasında çok etkilidir. Çünkü baklanın içinde dopa diye bir etkin madde var. Bu dopa baklanın içinde var. Bunu ağız yoluyla suyunu içtikten sonra beyine gidiyor bu. Dopa dopamine dönüşüyor. Dolayısıyla Parkinson şikayetinde çok büyük faydasını görecektir. Peki. İyi akşamlar Zehra Hanım. Hocam artık kürümüzü uygulamalı olarak değerli seyircilerimizde ki multiple skleroz MS hastalığı için bu haftaki kürümüz. Onun için sizi rica edelim. Bu arada oraya giderken de hocam şunu sorayım. Kübra Hanım, idrar yolu enfeksiyon teşhisiyle antibiyotik kullandım. Geçmedi. Karnabahar uyguluyordum. 3. haftamda mevsimi geçti. Ne yapabilirim diyor. Evet. Şimdi karnabahar kürünü ben özellikle sistitte ve idrar yolları bayanlarda ama özellikle idrar yolları enfeksiyonlarında veyahut da sistitte öneriyorum. Şimdi diyelim ki karnabaharı bulamadığını söylüyor. Evet. Ne yapacak? Bakın 5-6 tane karabaş, başak, bir de bir tutam limon melissa, limonlu kokaro. Yani melissayı alıyorlar, içine limon sıkıyorlar. Yanlış. Bitkinin adı limon melissa. Siz onu kullanacaksınız. İşte 5-6 başak karabaş, bir tutamda yani 5-6 gramda limon melissa kullanacaksınız. Her ikisinin resmini de görüyorsunuz ve bunu bir bardak suda 5-6 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzün. İlk 3 gün bir sabah bir akşam için. Bakın bir sabah bir akşam için. Hatta 5 güne kadar çıkabilirsiniz. Ondan sonra 1'e düşüreceksiniz. Evelallah kronik idrar yolları enfeksiyonunda çok ama çok etkilidir. Antibiyotik kullanıyorsunuz. Ve geçmemiş. Geçmez çünkü antibiyotik direnci gelişiyor tabii. Burada buna karşı ne karabaşa ne limon melisaya karşı direnç geliştiremezler. Niye gelişmez? Çünkü doğal. Doğal. Evet. Peki hocam MS. Şimdi MS'te ne yapıyoruz? Burada Anadolu buğdayı, hele Elazığ'ın karakılçık buğdayını bulabilirseniz o daha da etkilidir. Anadolu buğdayı ve beraberinde 40 kilit bitkisi var. Hediye kızımızdan bunu dinleyelim. Nasıl kullanacaklar? Hocam önce sabah ve öğlen Anadolu buğdayı kullanacaklar. Yarım litre klorsuz suyumuzu kaynattık. İçerisine 1 yemek kaşığı buğday ilave edeceğiz. Yarım litre suya 1 yemek kaşığı. Evet. Yarım litre klorsuz suyun içerisine. Toplamda 7 dakika kısık ateşte kaynatacağız. 7. dakikadan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakacağız. Ilıdıktan sonra süzüp sabah kahvaltısından ve öğlen yemeğinden 2 saat sonra birer su bardağı içeceğiz. Akşam uygulayacağımız bitki de 40 kilit bitkisi. Bir su bardağı klorsuz suyumuzu kaynattım. İçerisine 1 tatlı kaşığı 40 kekik bitkisi ilave edeceğim. Onu da kısık ateşte yaklaşık olarak 3 dakika kaynatacağım. 3. dakikadan sonra süzeceğim ve ılımaya bırakacağım. Ilıdıktan sonra akşam yemeğinden 2 saat sonra 1 su bardağı içilmesi gerekiyor. Evet. Buna 1 ay devam ediyorlar. Bu MS'in de yani bir erken teşhisi falan da yok. Yok. Evet. Şimdi hiç unutmuyorum Hüseyin, bu Karadeniz, Trabzon, eski adıyla Yukarı Hopşera, şimdiki adı Akdoğan. Akdoğan köyünde işte orayı ziyaret ediyoruz filan. Camisi de çok güzel. Eski bir cami. Bahçesinde. Orada 40 kilit bitkisini gördüm. Ya Rabbi dedim, yani burada şimdi kara hindibadan tutun papatya'ya kadar, 40 kilit bitkisine kadar o kadar zengin bir biyolojik çeşitlilik var ki caminin avlusunda orada. Yani hayret edersiniz. Şimdi mesela Alplere falan gidin, Avrupa'da Alplere. Elinize 1 metrekarelik bir çubuk alın. Yani uzunluğu 1 metre. Böyle gidin bir yeşil alanın üzerine koyun Alplerde, bitkilerin olduğu. Orada en fazla 2, bilemediniz 3 çeşit bitki görürsünüz. Biyolojik çeşitlilik olarak. Ama bizim topraklarımızda mesela orada Yukarı Hopşera, şimdiki adıyla Akdoğan köyünde, orada camiden hemen 10 metre önünde, onu koyun 1 metrekarenin içinde, sayın bakalım. 22 tane bitki saydım Hüseyin. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Bu kadar çeşitlilik, bu en büyük zenginliktir. İşte böyle bir hazinenin üzerinde yaşamayı bize nasip etmiş. İnşallah huzurla, evet, sağlıkla yaşarız hep beraber. Dişi ısırgan, erkek, evet, ısırgan, hepsini görüyorsunuz, hepsini orada. Görüyoruz. Yani hocam müthiş bir gelecekte aslında, değil mi? Ne petrol ne şey. Şimdi program bitiyor ama artık buna doğru yönelecek. Mecbur. İnsanlık buna doğru gidecek. Petrolü içemeyeceğine göre ya da senin bir hastalığını iyileştirmeyeceğine göre. Hayır, enerjisiz falan durursunuz da yani sağlık olmadan mümkün değil. Tabii beslenme de en önemlisi burada. Evet. Hocam rea hastasıyım. Buna bir cevabımız var mı? Bununla kapatalım. Romatoid artritte uykular haram oldu diyor. Evet. Evet. Sol dizinde şiş oluyor. Evet. Şimdi bakın. Bununla kapatalım hocam. Burada yapılacak olan şey, 3 tane bitki var. Kurutulmuş kiraz sapı, ısırgan. Bu beraber hazırlanıyor. Bir de akşam karabaş çayı. Romatoid artritte, iltihaplı eklem romatizmasında. Eğer kurutulmuş kiraz sapını bulamıyorsanız ne yapacaksınız? Mısır püskülü kullanabilirsiniz. Şimdi 1 tutam mısır püskülünü alıyorsunuz. 1 tutam da ısırgan. Evet. Bunu beraberce 5 dakika kaynatıyorsunuz. Ve ılıdıktan sonra süzüp suyunu içeceksiniz. 1 ay. Akşamın da, bunu sabahtan yapıyorsunuz. Akşamı da karabaş çayı içecekler. Eğer kiraz sapı varsa, kurutulmuş kiraz sapı, ki şimdi mevsimi geldi. Lütfen, Allah hiçbir şeyi sebepsiz ve nafile boşuna yaratmamıştır. Sebeba der zaten. Yani bir formül üzerine yaratılmıştır. Kirazın ne çekirdeği ne sapı, millet onu yiyor da ama sapını da atmayın, çekirdeklerini de atmayın. Bir programda anlatmıştım. Özellikle çekirdeklerinin bebekler için ne kadar kıymetli olduğunu. Evet, 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapı, beraberinde işte 5-6 gram ısırgan, beraber kaynatabilirsiniz. Eğer kiraz sapını bulamazsanız mısır püskülü de oluyor. Akşamda karabaş çayı. Teşekkür ederim. Evet, bir ay uyguladığında hayretle görecektir. Hem prostaglandinler düşecektir, hem CRP düşecektir, hem de sedimentasyon düşecektir. Ama bu demek değildir ki doktorun kontrolünü, önerilerine göre hareket etmeyeceksiniz. Mutlaka doktor kontrol ve önerileri esastır. Ben tüm değerli izleyicilerimize mutlu ve huzurlu, sekinet dolu bir hafta sonu diliyorum. Allah'tan sağlıklarının daim olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz Hediye. Hocam ağzınıza sağlık. Değerli seyircilerimiz, tekrar tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Saygıyla hepsine saygılarımızı sunuyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz. TRT Diyanet olarak ebediyete intikal edenleri de Allah'tan rahmet diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene kadar sağlıkla kalın. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin.